Merhaba T24 izleyicileri. Bugün biraz seçimin arkasından çok konuşuldu tabii. Seçimde oy verme dinamikleri ne şekildeydi ve 800 binlik fark neden kaynaklandı İstanbul özelinde? Ve eğer bugün genel seçimler yapılsa, parlamento seçimleri ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı seçmen, İstanbul'da oy kullanan seçmen, özellikle AK Parti seçmeni nasıl oy verirdi, neye göre oy verirdi, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Sevinç Doğan benimle birlikte, hoş geldiniz. Sevinç Doğan bir sosyolog ama en önemlisi Mahalledeki AKP kitabının yazarı. 2016 yılında iletişim yayınlarından çıktı kitabı ve AK Parti tabanını inceleyen önemli bir kitap. Ve bu kitaptaki değerlendirmeler belki bugün daha da geçerli ve daha da konuşulması gereken bilgiler. Ayrıca da yakın zamanda 5. baskısını yapmış. Dolayısıyla alıp okumak isteyenlere de tavsiye ederim. Şimdi genel bir çerçeve çizerek başlayalım isterseniz. Biliyoruz ki elimizdeki sonuçlar şunu gösteriyor ki İstanbul'da CHP'liler oy vermeye gittiler, İYİ Partililer gitti, HDP'liler gitti. Tabii katılımın yüksek olması demokrasi bloğunda, muhalefet bloğunda önemliydi ama esasında bu farkın mimarlarından bir tanesi de sandığa gitmeyen, seçimde oy kullanmayan AKP tabanı. Siz bir sosyolog ve bu kitabı da yazdınız. Nasıl okuyorsunuz bu durumu? Sizce dinamikler neydi? Neye kızdılar, neden gitmediler? Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında seçim akşamı ve seçimden hemen sonraki birkaç gün böyle hani AK Parti'den ciddi bir kopuş var mı, sayısal olarak oradan gelen ciddi bir sayısal oranda hani belirleyici bir oy kopuşu var mı diye çok tartışıldı. Hani bugün sayısal olarak böylesi çok büyük bir kopuşun olmadığını artık iyice sayısal verilerle görüyoruz, netleşti. Hani pek çok anket şirketi buna dair böyle veriler yayınladılar olgusal anlamda. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi AK Partili seçmenlerin kendisi oy vermeyerek aslında iyi kazını çok göstermiş oldu. Ama belki bundan çok daha önemli bir şekilde hani bugün sayısal verilere yansımayan ama ileride potansiyel olarak sayısal verilere yansıyacak düzeyde aslında öne çıkarttığı çok ciddi eleştiriler var. Ve İmamoğlu'yla birlikte temsil bulan muhalefetin yükselmesine tırnak içerisinde göz yummalarının ve aslında olumlu da bulmalarının sebepleri var. Yani bir değişim arayışı var ama bunun evet, adresi henüz belli değil diyebilir miyiz? Evet, eleştirilerinin henüz nereye akacağını, onlarda çok eleştirileri var. Var olan hükümetin ve iktidarın onların çok temel sorunlarına dair çözüm üretmediğini düşünen ciddi bir kesim var. Bir kısmı sandığa gitmedi, bir kısmı İmamoğlu ile birlikte temsil edilen muhalefetin hala neler yapacağını bilmiyor. Ama var olan sorunlar devam etmeye ve çözüm üretilmemeye devam ettikçe oradan daha fazla eleştirinin geleceği söylenebilir. Ama bu eleştirinin nereye gideceği, nasıl temsil bulacağı aslında muhalefetin de yapacaklarına bağlı. Şimdi İmamoğlu'nun çizdiği çerçeve aslında AK Parti tabanının gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir çerçeve oldu. O da nedir? Farklılıklara saygı, yaşam biçimlerine saygı, üslupta bir yumuşama, herkesi kapsayıcı konuşmalar. Evet. Hem dini muhafazakarlığı hem moderniteyi ya da sekülerizmi özlenen anlamıyla laikliği içinde barındıran, ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla, en son belki yaptığı mal varlığı açıklamasıyla, değil mi? Aslında bugüne kadar CHP'de bulamadıklarını ya da diğer partilerde bulamadıklarını İmamoğlu'nun bedeninde ve duruşunda buldular. Böyle tanımlayabilir miyiz? Yani İmamoğlu'nu kimse tanımıyordu birkaç ay öncesine kadar. Onlar için de çok böyle böyle tanındığını ya da referans verildiğini hiç duymadım ben de. Ama 31 Mart seçimlerinde yaşanan hezimet diyelim. Yani orada gösterilen tavır sonrasında yani küçük bir farkla da olsa İmamoğlu'nun kazandığına dair inanç ve güven AK Parti seçmeninde de vardı. Seçimlerin yenilenmesi aslında orada da ciddi rahatsızlık yaratmış. Yani ben de bu düzeyde bir rahatsızlık yarattığını seçim sonuçlarından sonra verilen tepkilerden anladım. O yüzden aslında İmamoğlu'nun desteklenmesinin sebeplerinden bir tanesi de rekabet olsun,
ve kötü yapılan şeyler biraz daha iyileşsin. Bu rekabetsizlik durumu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuda fikir belirtmesi, her işçi her şeyde bir muhakkak onun bir açıklamasının olması ve her şeyin onun kararları üzerinden dönmesi bir sıkıntı mıdır AK Parti tabanında? Yani Erdoğan nezdindeki liderliğin karizmasının yerinden oynadığını söylemek ya da o karizmanın bozulduğunu söylemek bence çok mümkün değil. Erdoğan bence çok karizmatik bir lider. Tabanda da öyle ve Erdoğan'ın bir de önemli bir devlet aktörü olarak devletin önemli yerlerinde olması onların da isteyeceği bir şey. Ama sizin de söylediğiniz gibi ya aslında bir tek kişinin sürekli her hafta konuşuyor ve her konuda konuşuyor olması Erdoğan çok karizmatik bulan, çok önemli bir devlet aktörü olarak bulan seçmenleri bile rahatsız ediyor. Peki ama mesela ben etrafımda bayağı bir gençleri gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta gelecek onlarda hani hepimizin bildiği gibi. Baktığım zaman evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizması işte onunla birlikte 90'ları yaşamış, 2000'leri yaşamış, belli bir yaşın üstündekiler nezdinde hala sağlam. Ama aynen, gözlerini AKP'ye açmış ve tanıdıkları tek parti AKP ve Recep Tayyip Erdoğan olan gençlik hala onu karizmatik buluyor mu? Çünkü gençlerin trendleri daha farklı. Karizmatik bulma sebepleri de biraz daha, farklı. Annelerinden ya da anneannelerinden, babalarından ya da büyük babalarından farklı olarak. Ne diyorsunuz? Tabii şimdi seçmen grubundan bahsederken tek bir seçmen grubundan kesinlikle bahsetmiyoruz. Şimdi gençler meselesi hakikaten çok önemli. Çünkü 31 Mart'ta seçimi kaybettiğinde AK Parti'nin kendi içine yaptığı değerlendirmelerde en fazla öne çıkarttıkları şeylerden bir tanesi şuydu. AK Partili ailelerin çocuklarının AK Parti'ye oy verme oranı düşüyor. Evet. Ve AK Partili gençler neden ailelerinin izlediği siyasal çizgiyi izlemiyor gibi bir gündem vardı. Bu aslında başkanlık mevzusu tartışmalarında da vardı. Yani anayasa tartışmalarında da vardı. Türkiye'de yaş düştükçe anayasaya başkanlık rejimi hayır deme olasılığı da artıyordu. Bu seçimlerde de ortaya tekrar çıktı. Çünkü yani onlar da bir şekilde Erdoğan'ın önemli bir lider olduğunu ailelerinden gelen gelenek içerisinde kabul etseler bile tek bir kişi üzerinden bütün bir siyasete bakmak ve artık yaşlanmaya başlayan bir figür üzerinden bütün bir siyaset okumak, bütün bir gündelik hayatı okumak onlar için tabii ki anlaşılmaz bir yerde duruyor. Evet. Bir de sizin de söylediğiniz gibi yani özellikle orta yaş üstü grup açısından Erdoğan'ın ciddi bir karizması olduğundan bahsedebiliriz. Yani sarsılmaz bir karizması ama gençlerde böyle bir saygı ve hürmet meselesi olsa bile o tartışılmayacak, eleştirilmeyecek bir kült ve bir fetiş olarak orada durmuyor asla. Yani hani şimdi mesela seçimlerden önce işte ilk önce gençlere yönelik biraz kampanya üretmeye çalıştı AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım. Daha doğrusu AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Binali Yıldırım. İşte 10 GB şey verelim bedava internet gibi. Fakat anladığım kadarıyla özellikle yapısal problemler değil mi daha gençlerin nezdinde önemli. Örneğin ne bileyim ben Wikipedia'larına hala giremiyorlar. Örneğin şu Taksim'de hala polis kordonu, çevik kuvvet, tomalar, ağır silahlarla bekleyen güvenlik güçleri. Mesela ne için? Yani kimsenin ortada bir normal günün akışında var. Yani bir, bu Beyoğlu'na en çok AKP'li gençlerin ailelerinin çocukları da geliyor yani. Ya bunlar etkili mi sizce gençler? Gençler tabii annelerine göre ya da daha hani AKP'li diğer kesimlere göre yani daha çok sokağa çıkan, daha çok sosyalleşen ve diğer toplumsal kesimlerle daha fazla iletişim halinde olan kesimler. Bu kadar çok kutuplaştırma ve bu kadar çok öteki söylemi onlar açısından da problem. Mesela bizim 2-3 sene önce yaptığımız bir raporda Gezi'ye bakış diye bir şey vardı. Gezi'yi nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Orada mesela AK Partili aileler Gezi'ye daha iktidarın söylemleriyle yaklaşırken AK Partili ailelerin çocukları Gezi hakkında daha olumlu şeyler konuşuyorlardı. Ama dediğiniz gibi çok daha yapısal meseleler var. Şimdi yani üniversiteye gidiyorsunuz ama çok ciddi ekonomik sıkıntı çekiyorsunuz. Üniversiteye gidiyorsunuz, mezun oluyorsunuz, çok ciddi bir iş sıkıntısı var. İnsanların iş bulamama durumu var. Yani insanlar şunun çok farkında, edindiğiniz diplomanızın ve liyakatınızın bir sürü yerde hiçbir anlamı yok. Yani bir tanıdığınızın ve AK Parti'yle doğrudan bir patronaj ilişkisi, patronaj ağlarının ne olması gerekiyor herhangi bir yerde iş sahibi olabilmeniz için ya da iş bulabilmeniz için. Şimdi böylesi eşitsizliklerin kendisi onlar açısından da çok çok net. Yani çocuğunuz öğretmen ama
ücretli öğretmen, kadro bulması çok zor ya da sınava giriyor ama bir türlü kazanamıyor yani. Hani sınavlar dağıtılıyor falan filan. Dağıtılsa bile artık atılıyor falan yani, tehlikeli bulunuyor bilmem ne. O yüzden şey meselesi yani, hani sosyal medyada paylaşılan edilen şeylerin kendisini de görüyorlar, ediyorlar. Ve gençlerin en başta işsizlik de dahil olmak üzere yaşam tarzı hakkında bu kadar çok kutuplaştırılma ve söylem de bulunulması elbette ki rahatsız edici bir şey. Şimdi mesela bir sıralama yaparsanız siz araştırmalarınızdan da yola çıkarak, hem KONDA için yaptığınız hem de kitabınızı yazarken belki, en büyük etken sizce neydi? Yani özgürlükler miydi, ekonomi miydi, yoksa ikisinin karışımı mıydı? Yani muhalefet açısından tabii ki aslında başkanlık rejimine karşı bir nefes alma alanı ve bir demokrasi seçimi olarak görüldü bu genel seçimler. Ama iktidar nezdinde ya da iktidarın hitap edebildiği kesimler açısından bu onlara gösterilecek, bakın iyi yönetemiyorsunuz. En başta da ekonomiyi iyi yönetemiyorsunuz da dair bir ikazdı. Yani özellikle şey meselesi çok söylendi mesela, yani biz bunu maalesef Suriyelilere dair ırkçı söylemlerde görüyoruz ve Suriyelilere dair ırkçı söylemlerde ifadesini buluyor ama geçim derdi arttıkça ve alt sınıflara dair, çalışan sınıflara dair, ekonominin kendisine dair bir şey üretemedikçe Suriyelilerin ırkçı dilin arttığını görüyoruz. Yani AKP'nin oy aldığı Fatih gibi yerlerde mesela çok fazla Eyüp Fatih gibi yerlerde çok fazla şeyler dillendirildi. Yani Suriyelilere bir çözüm bulunamadı dillendirildi. Aslında iktidarın çok farkında olduğu bir mesele bu. Ama bize öfke yöneltileceğine, orada daha mazlum ve hiçbir şey demeyecek, sesi bile çıkmayacak bir kesime öfkelerin kussunlara göz yumuluyor mesela. Bu çok tehlikeli ve çok kötü bir şey. Çünkü yani şunun farkındalar, yani çok büyük sermaye gruplarına ya da çok büyük sermayedarlara falan, hani bir şekilde onlar belki de kotarıyor ki onlar bile rahatsız, ama küçük esnaf, küçük girişimci ekonominin gidişatından çok rahatsız. Yani ben küçük esnaf, yani siz küçük esnaf diyorsunuz ama ben mesela Anadolu kaplanlarının da AK Parti'den kopuş yaşadığını düşünüyorum. Yani bugün mesela konferanslar için Anadolu'yu gezdiğimizde Anadolu kaplanlarının kendilerini siyasette ifade ettikleri yer AK Parti'ydi. Yani doğuşu itibariyle oydu. Anadolu sermayesi, muhafazakar sermaye, TÜSİAD'da kendine yer bulamayan AK Parti etrafında toparlanmıştı ama bugün 200 milyar dolarlık bir özel sektör borcu ve Malatya'daki kayısı üreticisi bugün can çekişiyor, ya da Denizli'deki ticari tekstille uğraşan üretici yurt dışında can çekişiyor. Kredi borçları var, dolarla kredi borçları var. Biraz o da herhalde etkili. Yani kesinlikle sermaye gruplarının bir kısmı var olan ekonomik yönetimin kendisinden çok hoşnutsuzlar. Bir şekilde 15 Temmuz sonrasında iktidar aslında gelen eleştirileri bertaraf etmeyi becerdi. Yani beka söylemi etrafında ve ülkenin bölünme korkusu etrafında bir şekilde o gelen huzursuzluklar ve eleştiriler bastırıldı. Yani enflasyonu topyekun mücadele ediyoruz vatan için gibi söylenler, ama artık bir beka söylemi yok. Artık bir iç savaş ya da sürekli bir dış tehdit altında sorumluluğu atacağınız bir hedef yok. Ve beka söylemi ya da 15 Temmuz gibi bir kriz olmazsa bir daha iktidara yönelik sorumluluk beklentileri ve eleştiriler kesinlikle artacak. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi güzel bir habercilik yapmış ve muhabirleri 23 Haziran'da AK Parti'den müşahit olan birisiyle konuşmuş ve AK Parti müşahidi AK Parti'ye oy vermemiş, Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş. Şimdi soruyor röportajı yapan, ismini de kullanalım. Cumhuriyet kimin? Pardon, Evrensel'in haberiymiş. Cumhuriyet değil, özür dilerim. Cumhuriyet Gazetesi'de alıntı yapmış. Evrensel'den Vedat Yalvaç'ın haberi. Bence çok güzel. Röportaj yapmış bu müşahitle ve bir numaralı neden olarak ekonomiyi gösteriyor. Yani ekonomik dedi, sizi doğrulayan bir durum. Ve şey, nedenler sıralandığında siyasi kamplaşma, muhalefetin yaptığı çalışma tabii ki etkili olmuş ona göre, ama çalışma hayatında yaşanan sıkıntılar. Dolayısıyla ve ondan sonra da İmamoğlu'na yapılan haksızlık. Bu haksızlık meselesi de AK Parti tabanında çok geçerli oldu. Şimdi bir bu çalışma ve ekonomik durumdan yola çıkacak olursak, mesela AK Parti'nin genç kadın
tabanında da anladığımız kadarıyla bir sıkıntı var, öyle mi? Yani gençler açısından kesinlikle anlaşılamayacak bir kutuplaştırma ve kesinlikle anlaşılamayacak bir gerginlik durumu var. Yani sizin sokakta daha böyle kolluk kuvvetlerinin görünür olduğu şekilde söylediğiniz gibi, ama gençler açısından bu kadar çok ötekileştirici, bu kadar çok gergin bir havanın lüzumu yok. Hatta diğer insanlar için de yok. Yani Pontus meselesi mesela. Ben çok şaşırdım. Yani AK Parti gibi daha böyle hani milliyetçiliği kültürel alandan kuran, yani milliyetçiliği ırk üzerinden kurmayan bir parti için Pontus meselesi hakikaten yani çok korkunç bir şeydi. Yani en başta Karadenizlilerin çok büyük tepki gösterdiği bir şeydi. Gençler de buna benzer bir sürü şey için aslında rahatsız ediyor. Yani bu sürekli gergin, sürekli öfke kusan, sürekli bağırıp çağıran ve sürekli düşman üreten, yani herkes düşman bir söylem. Bu çok rahatsız ve dediğiniz gibi bir şey vaat etmiyorsunuz aslında yeni kuşaklara. Yani hani üst kuşaklar için bir sınıfsal dönüşüm yaşandı. Hani bizim 25 yıllık Refah Partisi ve AKP belediyelerinden gördüğümüz, ama o sınıfsal dönüşümün doldu mu yadı? Yani artık gençlerin ve yeni toplumun yeni sorunları var ve bunlara dair bir şey üretmeniz gerekiyor. Kendi yarattığı, AK Parti'nin kendi yarattığı burjuvazisi aslında artık başka taleplerle ortaya çıkıyor ve AK Parti bu yarattığı orta direk üstü ailelerin çocuklarının talepleri farklılaşmaya başladı. Orada eğitimli kesimler arasında bir fark var, ama biz bunu zaten hani diğer süreçlerde de çok net görüyorduk. Eğitim seviyesi arttıkça milliyetçi, muhafazakar ve İslamcı cenahta da rejimin tek kişi yönetimi ve başkanlık rejimine verilen destek de azalıyor aslında. Evet. Ya orada eğitim meselesi de ayrı noktalarından biri. Şimdi ben onu da sormak istedim. Mesela yani özellikle Avrupa Birliği reform sürecinde AK Parti'nin işte ilk dönemlerinde diyelim ve sonrasında da Fatma Şahin döneminde özellikle mesela kadınlara yönelik çok proje yapıldı. Dolayısıyla ceza kanunundaki değişikliklerden tutun da işte aynı dönemde kadın örgütlenmelerinin yaptığı büyük çalışmalar sayesinde aslında giderek bu aile içi şiddet meselesi, kadınların haklarını alabilmeleri, çalışma hayatına katılabilmeleri, türban ya da başörtüsü meselesinin ortadan kaldırılması aslında kadınların da bir dönüşüm yaşamasına sebep oldu. Bugün bakıyoruz pek çok başörtüsüyle artık kamuda çalışabilen, özel sektörde çalışabilen. Şimdi onların da talepleri falan. Eskiden bir başörtünüzü, bacılar başörtünüzü yasakladılar söylemi üzerinden kadınları konsolide edebiliyordu AK Parti. Ama anladığım kadarıyla artık edemiyor, öyle mi? Yani burada bence yine hala biraz kanayan yaramız diyeceğim. Yani bence hala çok dikkat etmek gerekiyor. Yani hani o tarz meselelerde hakikaten yani iktidarın kullandığı öylesi şeylere mahal vermemek için bu alanda hala bir hassasiyeti ve bizim de farklı renklerle, farklı görüşlerle insanların bu toplumda yaşadıklarını kabul etmemiz ve bunu gerçekten içselleştirmemiz gerekiyor seçim süreçlerinden bağımsız. Ama değişen bir yaşam tarzı var artık kadınlar için. Yani sizin de dediğiniz gibi İstanbul'da gece minibüse bindiğinizde, otobüse bindiğinizde, sokakta yürüdüğünüzde başörtülü kadınların kendisi de kamusal alandalar artık. Eğitimdeler, iş alanındalar, sahadalar. Dolayısıyla ister istemez o patriarkal yapının kendisi de artık onu taşıyamayacak bir yere. Yani hala başörtüsü üzerinden bağıran çağıran siyasetçiler değil. Çünkü o kadın işi konusunda güvence istiyor, sigortasız çalışmamak istiyor, ekonomik refah istiyor, çocuklarını düzgün okula göndermek istiyor. Mesela nafaka meselesi onlar için de önemli bir şey. Evet. Nafaka meselesi her mesela nafaka meselesini seçimlerden önce herhalde tartışmayı açmak ya da bundan ilgili düzenleme yapmaya kalkmak yine yapılan hatalardan bir tanesiydi. Evet. Şimdi bugün aslında basında da yer alan bir fotoğraf var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa Esenboğa'ya giderken yolları kapattırtmamış. Şimdi anladığımız kadarıyla küçük tamiratlarla toplumsal rahatlamayı sağlamaya çalışıyor. Aslında zaten kapanmaması gerekiyordu. Zaten olması gereken bir durumu şu anda tekrardan şeye koymuş, devreye koymuş gibi görelim, ama bu yeterli mi onu soracağım. Yani önümüzdeki süreçte İmamoğlu eğer bu performansıyla devam ederse ve Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'de onu tamamlayan ve de HDP onu tamamlayan bir blok haline gelirlerse icraatlarıyla, yaklaşımlarıyla. AK Parti bu tip palyatif işte trafiği tıkamayayım, çakarları kaldırayım etkili olabilir mi tabanında? Bunlar yeterli olacak mıdır? Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Yani kendileri açısından bir değişim var ve biz bu değişimi okuyamadık diyorlar iktidar cenahından.
Ama şey söylemleri çok vardı mesela, yani biz artık çok lüks araçlarımızda seçim çalışması yapmaya gitmeyelim. O lüks araçlarımızda, makam araçlarımızda değişen o lüks ve zengin hayatımızı çok fazla insanlara göstermeyelim mi? Hassasiyeti aslında yaşıyorlardı ama artık saklanacak ve gösterilmeyecek gibi değildi. Bir de şey hakikaten çok rahatsız edici onlar için de, yani toplumun kendisinden, halktan bu kadar kopmak ve halkı bu kadar hani, yani çok büyük makam araçlarıyla yüzlerce sürekli korumayla gezmenin kendisi tabii ki çok antipatik bir şey. Yani sizdenim ve halktanım ve Kasımpaşalıyım ya da neresiyse artık, onu o imaja da çok, evet, zarar veren bir şey. Ve bizde de tam aslında yani ayağına bağdaş kurup böyle hani sizinle oturup yemek yiyebilen, yani hani her yerde popülizmin gereği bu aslında. Obama Amerika'da sürekli Burger King'lerde fotoğraf çekiyordu mesela, yani hani popülizmin gereği bile o ayrışmanın kendisi çok fazla geliyor insanlara. Ama dediğiniz soru, yani İmamoğlu'yla birlikte temsil bulan muhalefetin alternatif siyaset arayışının altını hakikaten doldurup insanlara çok gerçekçi projelerle gitmeleri ve kendilerini anlatmaları gerekiyor. Aslında bu çok büyük bir avantaj, çok büyük bir potansiyel. Çünkü iktidarın yarattığı kutuplaşmayı ve mahalle sınırlarını açtınız, açtığınızı gösteriyor. Şimdi o mahallelere gidip kendinizi ve projelerinizi anlatma zamanı, ama bütün bir samimiyette ve bütün bir açıklıkla. Yani bu gerçekten çok önemli bir potansiyel. Ya tabii biz İmamoğlu özelinde konuşuyoruz ama bu işte Mansur Yavaş için de geçerli, İzmir için de geçerli, Mersin, Adana, alınan Antalya, bütün şehirler için geçerli değil mi? Yani oralarda. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla mahalledeki AKP'nin birinci talebi ekonomik sorunların çözülmesi ve işsizliktir diyebilir miyiz? Yani ekonomik mahalledeki talep, AKP isim değişikliği mi istiyor? Ne istiyor? Ne yapmayı istiyor? Yani, yani ne bekliyor tam olarak? Tam olarak ekonomik sorunlara, gerçekten acil olarak geçim sıkıntısı, ekonomiye dair acil bir çözüm istiyor ve gittikçe yönetemeyen bir parti görüyor ve dağılmaya başlayan bir parti mekanizması görüyor. Dediğim gibi hani bunu Erdoğan'ın güç kaybetmesi olarak okunması okunmaması bir tarafa, yani böylesi tahliller için hakikaten oturup çok ciddi böyle araştırma yapmak biraz daha, hani onu söylemek için bence biraz erken ama artık işlemeyen bir parti mekanizması var. İşlemeyen, yönetemeyen bir devlet mekanizması var. Bunun çok farkındalar ve buna dair en başta bir çözüm üretilmesini istiyorlar ve toplumsalın bu kadar gergin olmasından hoşnutsuz insanlar. Dediğiniz gibi yani hani o iş ve geçim derdine dair acil çözümler bekliyor insanlar diyebiliriz. Yani belediyecilik meselesinde de mesela bunları daha çok gözeten, yani alt sınıfların ve daha yoksul kesimlerin söylemlerini ve onların hayatlarını düzenleyecek, hayatlarını biraz olsun iyileştirecek adımlar atmanın bence aciliyeti çok gerçekten çok önemli. Fazla. Bu Suriyeliler meselesini dediğiniz çok önemli. Orası çok hassas bir konu. Bunun altını çizelim. Ekonomi çok önemli dediniz ve en önemlisi tabii ki ne olursa olsun demokrasi talebi. Yani şöyle bir tespit, ileri bir tespit olabilir mi? Aslında bu İstanbul seçimleri özelinde, Ankara'yı da katalım, diğer şehirler tabii daha sahil şeridi ama Ankara, İstanbul çok önemli bir laboratuvar çalışması. Türkiye'de asla engellenemeyecek ya da ortadan kaldırılamayacak bir demokrasi talebi var. Hı hı. Ha, bu demokrasi talebinin belki herkesce tanımı farklı ama özünde bir demokrasi. Hı hı. Yani normal şartlarda bu kadar medya elinizdeyken, bütün araçlar, devlet araçları elinizdeyken, bütün iletişim, bütün maddi, manevi her türlü kaynak sizdeyken sonuçlar böyle çıktıysa, değil mi? Burada bir iflah olmaz bir özgürlük ve demokrasi anlayışı var demeli miyiz? Bence, AK Parti tabanı özelinde de. Yani İstanbul seçimleri kesinlikle şunu gösterdi. Hani yerel seçim olmaktan hakikaten çıktı ve muhalefet nezdinde tamamen bir demokrasi mücadelesi olarak algılandı. İktidar tabanı buna bir demokrasi mücadelesi demiyor. Söylediklerinde dediğim gibi yani hani bunların biraz burnu sürtsün olarak ifade ettikleri, kendilerini artık dev aynasında görmeye başladılar söylemi ve şeyden de rahatsız olma, yani bu adam kazandı, beğenelim ya da beğenmeyelim, öyle ya da böyle kazandı, niye bırakmıyorlar, o da bu vatanın evladı değil mi gibi. Yani onların nezdindeki rahatsızlık direkt demokrasi talebi ve başkanlık rejimine dair bir eleştiri olmasa bile, yani
o seçim sonuçlarına dair yapılan hamleler çok rahatsız ediciydi. O zaman şöyle diyebiliriz herhalde, değil mi? Artık eskisi gibi mesela Refah Partisi ile başlayan ve sonrasında işte Fazilet Saadet, ondan sonra ayrıştı zaten AKP. O zaman AKP tabanı ya da Refah Partisi tabanı ya da Milli Görüş tabanı dediğimizde çok çerçeveli bir şey çıkıyordu. Yani çok böyle anlatabilirsiniz. Nasıl bir seçmen? Ne gibi? Şimdi bugün artık böyle bir çerçeve çizemiyoruz diyebilir miyiz? Birbirine içine geçen halkalar şeklinde AK Parti tabanı demek bir sosyolog olarak elinizde midir? Yani nasıl görüyorsunuz? Yani eskisi kadar böyle katı, köşeleri olan bir taban değil. Bence artık ya ben eskiden bile yani öyle düşünüyordum o çalışmayı yaparken de. Yani hani karşımızda yani hani iktidarı destekleyen ama kendi hayatına göre makul gerekçelerle destekleyen ve kendince nedenleri olan kesimler var. Ve bunları hiçbir zaman değişmez sınırlar olarak okumamak gerekiyordu ve öbür mahalleye gitmek gerekiyordu tabii ki. Bugün ama çok daha açık ve net bir şekilde o insanlar da her şeyin değişebilir olacağını gösteriyorlar bir anlamıyla. Yani Saadet Partisi, CHP, İyi Parti ittifakı zaten oranın kendi içinden çok büyük bir eleştirinin kendisini ifade ediyor. İyi Parti'nin kendisi oradaki milliyetçi cenaha karşı çok başka bir şey ifade ediyor. O yüzden bence onlar da böyle bir şeyi beklemiyorlardı. MHP, AKP ittifakıyla Türkiye'nin %70'ini silip süpüreceklerini muhtemelen düşünüyorlardı. Ama o milliyetçilik, muhafazakarlık ve İslamcılık ya da bizim gördüğümüz anlamda yeni Türkiye iktidar kafasındaki sınırlarla kesinlikle işlemiyor. Evet, önemli. Demek ki o zaman bu süreçte sizin bu anlattıklarınız yani mahalledeki muhafazakar sağ, ortanın sağ seçmeni iyi okuyabilen bu süreci götürecek galiba anladığım kadarıyla, değil mi? Ya kesinlikle bence daha iyi bir alternatif, daha iyi bir lider mevzusu değil ama daha fazla alternatif bir siyaset biçimi, kutuplaştırıcı olmayan bir siyaset biçimi ve artık dış güçler, vesayet, beka falan gibi yani daha soyut, insanların hayatlarını doğrudan etiketmeyen siyaset söylemleri değil, doğrudan insanların gündelik hayatına ve sorunlarına dokunan ve gerçek projeler ve hakikaten çözüm bulmaya dair adımlar atılmasını istiyor ve siz bunları yaptığınız sürece insanların size dönmemesinin hiçbir sebebi yok. Tabii dediğiniz gibi bu bir araştırma konusu muhakkak ki ama mesela şey ne kadar etkili merak ediyorum. Sonuçta kadınlar toplumun yarısı ve artık şehirleşen kadınlar, biraz önce de konuştuk. Eskisi kadar kırsal kesimin etkisi var hala ama gitgide daha hızlı bir şekilde şehirleşiyor. Mesela bütün bu kadınlara yönelik şiddet konusunda tavır almayan AK Parti ya da böyle işte son anda genç yaşta evlilikler, çocuk yaşta evlilikler konusunda düzenleme geçirmek kalkmak gece yarısında. işte ne bileyim kadınlara yönelik, kadınların çalışma hayatına yönelik iyileştirmeler yapmak yerine işte aileye kapatma, yarım zamanlı çalışmayla çalışma hayatını dolan başlı yönden kadınların elinden almak, bunlar da sizce mahalledeki AKP'li kadına etki ediyor mu? Yani böyle bir çalışmanız var mı yok mu bilmiyorum ama tahmininiz belki ya da fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ya, dediğim gibi kadınlar böyle hani daha genç jenerasyon, orta yaş grubu kadınlar olarak ayrıştırıldığında tam genç kadınlara dair bahsedilen şeyler, sorunlar sizin söylediklerinizle örtüşüyor. Orta yaş grubu kadınlar ele aldığımızda farklı dinamikleri belki okumak gerekiyor. Mesela bir de şöyle bir şey var. İktidarın yani iktidarın marjinal gördüğü muhalif kadınlara yönelik söylemleriyle kendi mahallesinde kadınlara yönelik söylemler arasında da fark var. Yani kendisi televizyona konuştuğu gibi aslında parti içerisinde o kadınları öyle konuşmuyor. Onlara tam da şeyden bahsediyor. Mesela 2 yıl önceki parti programı yenilendi. Bir parti programında şeyden bahsediliyordu. Kadınların da iş yaşamına katılımının özendirilmesinden bahsediyordu. Yani eşit iş, eşit ücret gibi söylemler ve talepler vardı. Oysa mesela aynı parti içerisinde de ailenin kutsallığı, mesela kadının annelik rolüne dair çok fazla vurgu var. Ama şeyin de farkında, kadın bir kişinin bir şekilde maaşıyla geçinebilecek bir aile formu Türkiye'de kalmadı. Kadınların da öyle ya da böyle aile bütçesine katkıda bulunması gerektiğinin farkındalar. O yüzden kadınların istihdamına yönelik birkaç bir şeyler söylüyorlardı hakikaten. Dediğim gibi ama onu yani taciz ya da işte bizim gördüğümüz tecavüz vakalarına dair, kadın haklarına dair çok medyatik olan alanlarda iktidarın söylemi tabii ki
Hani çok kadınları koruyan bir yerde durmuyor. Ama içeride daha pragmatik. Mesela kadınlara şey veriyor yani hani yaşlı bakımı için ücret veriyor. Ya da engelli bakımı için ücret veriyor. Çocuğu varsa çok cüzi de olsa ücret veriyor. Yani onun o aile içerisindeki yükünü sınıf içerisinde hafifletmeye çalışan adımlar da atmaktan geri durmuyor. Ama bunların hiçbiri yetmediğini artık çok net bir şekilde görüyoruz. Son bir soru. Sizce belki bunun içinde bir araştırma yaparsınız ama sonrasında sizce Türkiye muhafazakarlaşıyor mu? Yoksa hani bu tipik sorudur ama yani herkes ay işte çok muhafazakarlaşıyor mu? Bu seçim sonuçlarına bakarak ne söylersiniz? Ya bence seçim sonuçları zaten muhafazakarlaşmadığını gösteriyor ama ya ben İstanbul'u biliyorum ama Konya'da, Erzurum'da, Sivas'ta gidip orada etnografi çalışma yapan gazeteci arkadaşlar da, diğer arkadaşlardan biliyorum ama İstanbul'un kendisi 20 milyonluk bir yerde de yani sembollere çok takılıp kalmaya gerek yok yani hani sokağa çıkın. Ben kadınların gündelik hayata katılımı çok önemsiyorum ve kadınların gündelik hayatta nasıl durduklarına baktığımızda yani başörtülü arkadaşların da çok rahat makyaj yapıp dişiliklerini hiç saklama gereği duymayıp erkek arkadaşlara el ele kol kola sokakta gezdiğini görüyorsunuz. Yani başörtülü kadınların da çok rahat kamusal alanda tartışmaya girdiğini, birine itiraz ettiğini görüyorsunuz. O yüzden o mesele şey olmadı yani hani böyle kadını eve kapatma ya da işte kadını gülmesin, kahkaha atmasın o tutmadı yani o çünkü kendi tabanları da yani kadınlar kendi tabanları açısından da öyle yaşamadılar. Onlar da onun öyle olmadığını gördüler yani. Peki çok çok teşekkür ederiz değerlendirmelerinizi paylaştınız Sevinç Doğan. Dolayısıyla aslında bu seçim sonuçları laboratuvar çalışması gibi üzerine saatlerle araştırılıp konuşulanabilir herhalde. Önümüzdeki dönemde bakalım siyaset buna göre nasıl yolunu çizecek. Çok teşekkürler ben tekrar. Ben çok teşekkür ederim.